Herkese merhaba. Basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere shoot fake nasıl yapılır onu göstereceğim. Tekrar merhaba basketbol severler, değerli koçlar, değerli basketbol oyuncuları. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere nasıl etkili shoot fake yapılır bunu göstereceğim. Biliyorsunuz basketbolda çeşitli fake'ler var. Shoot fake var, pass fake var. Bunları antrenmanlarda, maçlarda yapıyoruz. Fakat ne kadar iyi yapıyoruz, nasıl iyi yapmalıyız? Ben şimdi bu videoda size göstereceğim. Antrenörler antrenmanlarda tabii yaptırıyordur mutlaka kendileri de. Ama ben bu videoda tekrar her zaman olduğu gibi detaylara ineceğim ve shoot fake nasıl etkili shoot fake yapılır bunu göstereceğim. Müdafaa nasıl shoot fake'ini daha çok yedirebiliriz müdafaya? Nasıl müdafayı kandırabiliriz? Bunu göstereceğim. Biliyorsunuz shoot fake nasıl oluyor? Takım arkadaşımızdan bize pas geldiği zaman ya da dribling hakkımız olduğu zaman ya da şut atmak istiyorsak önümüzde kararlı bir müdafaa var. Güzel, sert bir müdafaa yapan bir oyuncu var. Onu bir şekilde shoot fake ile geçmek istiyoruz. Şut atmamızı sağlayacak, şut atacakmış gibi onu kandırmamız gerekiyor. Şimdi en başta bütün fake'lerde yapılacak birinci kural, inandırıcı olacağız. Bu şut fake'i olsun, pas fake'i olsun mutlaka inandırıcı olacağız. İlk ve en önemli kural. İnandırıcı olmazsak fake'lerin hiçbir anlamı yok ve müdafaayı kandıramayız hiçbir şekilde. Önemli olan çok etkili, hareketi güzel gösterip ve inandırıcı olacağız. Sanki o hareketi gerçekten yapacakmış gibi yapacağız. Şimdi yapalım. Arkadaşımızdan pas geldi ya da dribling hakkımız var. Önümüzde müdafaa var, güzel bir müdafaa. Şimdi shoot fake nasıl yapılıyordu? Aynı shoot atar gibi başımız üzerine kaldırıp hop fake olarak gösteriyorduk değil mi? Tekrar yapalım. Shoot'u gösterdik. Pota bu tarafta, önümüzde. Müdafaa da burada güzel müdafasını yapıyor. Elini kaldırmış. Shoot fake daha, shoot müdafası da hazır. Shoot atarsak bize engel olacak. Biz tabii ki de en başta kural bir, çok iyi, çok inandırıcı olmamız lazım. Dediğim gibi pas geldi arkadaşımızdan ve bunu böyle bir göstermemiz lazım ki oyuncu bunu yemesi lazım ve en azından bir adım bize bir reaksiyon gösterip o anda biz de o reaksiyona cevap verip geçmemiz gerekiyor. Yapalım. Geldik. Hop, inandırıcı olduktan sonra dribling yapıp vuracağız değil mi? Hop, çok inandırıcı olmamız lazım. Yani sanki hemen buradan şut atmamız lazım. Gerekiyor olarak onu kandırmak gerekiyor. Geldik, şutu güzel yaptık, devam edeceğiz. O anda işte müdafaa oturduğu zaman bize şu hareketi yapması yeterli olur. En azından bir yani yarım saniyelik bir hareketi bizim için onu geçmemizi sağlayabilir. Evet, geldik, aldık hemen. Hemen devam etmemiz gerekiyor. Çok inandırıcı olmamız lazım. Topu hemen şut almış gibi güzel. Yarım yapıyor. Bazı oyuncular, tabii küçük oyuncular da olsun, başta hemen alıyor. Güzel göstermeden geçiyor. Tabii sonuçta buradan alalım. Bir solak oyuncuysa hemen kaldırıp. Bu tabii ki de etkili bir fake yöntemi değil. Mümkün olduğu kadar topu aldık. Oyuncuyu güzelce şut atacakmış gibi artık böyle. Şurada kalkacakmış gibi bir şekilde, hatta ayağımızı, pivot ayağımız soldaysa bile bunu yapabiliriz. Topu aldık. Sanki ayağımızı yanımıza aldık. Gerçekten şut atacakmış gibi yapıp tekrar devam edebiliriz. Yani şu geldik, aldık yanımıza. Şut hemen. İnandırıcı olacağız. Ayak açık mesafe, zilimi aldık. Bunu yiyebilir daha çok oyuncular. Bu normalde ayakla aynı olur. İki pivot ayağımızı da seçebiliyoruz, sağ ya da sol. Burada etkili ama ben sola gideceğimi düşünüyorsam daha çok etkili olabilir. Aldık pası arkadaşımızdan. Ayağımı çekip şimdi kaldırıp, bu da çok etkili bir yöntem. Deneyebilirsiniz. Ayak açık, sağ ya da sol. Yanımıza aldım. Şimdi dediğim gibi çok önemli hareketi göstermek burada. Durduk. Hemen shoot fake'i devam ediyoruz. Buradan aldık. Hemen shoot fake'i. Çok inandırıcı olacağız. Geldik. Hop, kaldırdık. Bunu mutlaka birebir kendiniz çalışın. Evde de çalışabilirsiniz.
Çok etkili gerçekten. Ayna karşısında bakın. Düşünebilirsiniz. Ben bir müdafaa olsam bu şut feyini nasıl yerim? Bunu yapabilirsiniz. Mantıklı. Evinizde ayna karşısında mutlaka yapın. Devamlı şut feyini çalışın yukarı doğru. Devamlı gösterin şut feyini. Bir daha şut fake gösterin. Gösterin. Topu alın. Şut fake gösterin. Dribbling yapın. Bir sağ tarafa. Tekrar alın. Şut fake yapın. Bir sol tarafa gösterin. Yani daha önceki halinizle daha sonraki halinizle bu çalışmadan sonra bakın farkı gerçekten göreceksiniz. O yüzden dediğim gibi fake'ler şut fake olsun, pas fake olsun çok inandırıcı olması lazım. Yoksa hiçbir anlamı yok. Aldık, kötü gösterdik daha. Yani bunu hiçbir şekilde bunu yemezler. Ama sen alıp inandırıcı olup hop şut fake'ini kaldırıp göstereceksin. Sert, kararlı. Bunlar yapılırsa müdafaanın eminim çoğu size doğru hareket edecek. Elini kaldıracak ve mutlaka bir an olsun müdafaanın dengesini bozacaksınız. Teşekkür ediyorum videomu sonuna kadar izlediğiniz için. Çok güzel bir shoot fake videosu oldu. Lütfen videomun altına yorum yapmayı unutmayın. Bu videonun altına ve diğer videonun altına da mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka istediğiniz basketbol antrenman drilli varsa bunu bana belirtin. Özellikle personal training yani bireysel antrenman drilleri olabilir. Ben bunları bakacağım, değerlendireceğim ve boş zamanım oldukça sizlere video çekeceğim. Ve sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.